أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سنديس نساء سورة سنيوس برنجاة سنديس استعيذ بالله Nisan suresi 101. ayet. Ayeti ele alıyorduk, değerlendiriyorduk. Söylediğimiz, en son dikkat çektiğimiz yönü ayetin sonunun kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Neyi artırır dedik? Tedbir almayı, uyanık bulunmayı, su uyur, düşman uyumaz demeyi. Her dem kafirler benim aleyhimde bir plan kuruyor biçiminde, zayıf zamanlardaki yolculuk hali, zayıf zamanlarımız, dikkat etmeyi. Diyorum ki Hazreti Peygamber, bunu böyle bir uygulamaya koyuldu. Orada korku var, burada korku biraz az, korku var yok derken sefer halinde namazları kısa mak pratikte yaygın hale geldi. Sonra da şu anda korku yok, burada tam kılıyoruz diye bir örnek yaşatmadı Hazreti Peygamber ve böylece kala kaldı. İlahi vahiy de onu bu yönde müdahale etmeyince Hazreti Peygamber bunu kolaylık boyutuyla da değerlendirmiş oldu diye düşünüyorum. Yani uygulamaya koysaydık, yani biz yani Hazreti Peygamber'in yerine koyalım kendimizi, buna benzer bir sonuç çıkacaktı ortaya. Yani Mekke'den Medine'ye gidiyorsunuz, oradan oraya gidiyorsunuz. Allah sefer halinde darabtum fil ardı. Şimdi şu da değil ayet. Yani yeryüzün namaza, savaşa durduğunuzda savaşta namazı kısaltın değil. Savaş halinden bahsetmiyor. Yola koyulduğunuzda ayetin girişi normal bildiğimiz seferi anlatan bir ifade. Başka bir husus, en taksuru kısaltmanız. Aydar demin onu söyledi. Yani hafifletmeniz gibi deseydi o zaman, yani uzun okuyacağınıza yine 4 rekat kılın da kısa ayetlerle hafif bir namaz. Hadislerde Hazreti Peygamber'in bazen namazını böyle tarif ettikleri oluyor. Yani kısa ayetlerle, kısa surelerle yahut kılınmış hafif bir namaz diye düşünülebilir. Ama burada doğrudan kısaltmadan söz ediyor. Taksuru. Öyle deyince de daha çok şey anlaşılıyor. Yani rekat sayısından anlaşılıyor. Bir de minas salati deyince namazdan kısaltma. Yani namazı kısaltmadan ziyade en taksuru salate değil de en taksuru minas salati. Doğrudan müteaddi biçimiyle kullanılabilir miydi bilmiyorum ama burada minnin de bir işlevi varsa eğer, o zaman namazdan kısaltma, namazdan bir bölümü kısaltma gibi de anlaşılabiliyor. En taksuru minas salati, namazdan kısaltma. Senin söylediğin neydi Mehmet abi? Yani cümlenin başına kadar şeyi kapsıyor mu? Zaten cümlenin başında bir tek bir şey var. Yani bir tek hüküm var, dolayısıyla onu kapsıyor. Onu kapsıyor. Yani başka şuraya gider bir de şuraya gider diyeceğimiz bir şey yok. O idâ darabtum fil ardı zaten konu açıyor, bağlamı çiziyor. Feleyse aleykum cunahun en taksuru minas salâ. Hüküm bu. Namazlardan kısaltmanızda, namazdan, ha bir de başka husus. Ayette namazlardan demiyor. O da bir dikkat çekici başka bir şey. Ayette namazdan kısaltmanızda bir sakınca yok diyor. Niye namaz tekil burada? Ama namazlardan kısaltmanızda bir sakınca yok deseydi, o zaman yani ha sünnetler, nafileler de anlaşılabilir diyorsunuz.
O zaman sefer halinde tek bir namaz olur. O da farz namaz olur. Onu kısaltmanızı konu ediyorum mu demek istiyor Cenab-ı Hak? Dediğiniz gibi minas salavati deseydi ama sünnetler şunlar bunlar anlaşılacağı gibi namaz sefer halindeyken öğlenler, ikindiler, akşamlar diye de çoğullaştırabilirsiniz. Yani namazlardan kısaltmanızda bir sakınca yok. Seferdeki namazlar kastediliyor diye düşünebilirdik. Yani bir seferde ne kadar namaz kılınıyor? İşte öğlen, ikindi ne kadar kılınız? Onların biz bir şey daha fark etmiyoruz. Bu sadece korkudur ama içinde başka şeyler de barındırıyor olabilir. Burada sonunda düşman dememiş olsaydı aklıma başka şeyler gelecekti. Mesela dalgınlıktan korkabilirsiniz. Biz önümüzde bir kaza yaptı. Orucu açmıştık. Yani iftar ettik yoldayken. Şehri çıkar çıkmaz. Önümüzde birinin takla attığını gördük ve İnsanlara oluşur olacağını düşündüm. İnsanın kan şekeri düşebilir. Cenab-ı Allah kısaltın diyor, iyiyim diyor bu seferde. Bunda tereddüt etmemek lazım. Bunu ikram ilahı olarak kabul etmek lazım. Bunda da öyledir. Yani korku derken illa sadece düşman değildir. Dargınlıktan korksanız karşıdakinin hayatını tehlikeye atarsınız, kendi hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz. Mehmet abi namazı kısaltmadan seferde orucu yemeye nereden geçtin? Aynı şeyde yani. Aynı şeyi kapsıyor da onun için. Biz şimdi diyoruz ki işte yani yolda neden korkacağız? Şimdi buradan Ankara'ya gidiyoruz. Yani düşman yok, bir şey yok. Yani vücudun zayıfladığını düşünün. Oradaki ifade buradan çok farklı. Oradaki ifade feleyse aleykum cunahundan çok daha kesin. Daha ciddi. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizden kim hasta idiyse yahut seferde idiyse فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ artık başka günlerden sayısıncadır. Yani orada sanki bu böyledir diyor Cenab-ı Hak. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ işte demiyor. Günah yok, sakınca yok yemenizde. Daha güçlü oradaki ifade. O ayrı bir konu. Şimdi buraya dönelim yine. Feleyse ha. Yürüyerek de namaz kılabiliriz. Dara düştüğümüzde şu bir takım hani namazı şu an bildiğimiz mikrolar şeklinde değil de. Evet. O tür kolaylaştırma da kısaltma da burada şeyler geçiyor. Mesela şeylerden azaltma aynı anda olabilir. Yani secdesiz olabilir. Ya bunları bizim beyin fırtınasıyla yapmamız bir tarafa, uygulamaya da bakmamız lazım. Yani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Yani Allah'ın elçisinde güzel bir örnek var. Onu da nasıl yapmış? Sefer halinde rükûsuz, secdesiz namazlar mı kılmış? Yani yürüyerek namaz, bazen okuyoruz ya, şurada namaz kılınır, burada namaz kılınır. Rükûnlardan... O zaten وَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا حَافِضُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ وَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Eğer korkuya kapılırsanız binekli olarak da veya yürüyerek de. Ayet var zaten orada. Korkunamaz için söyleyebiliriz. Ya. Yeah. Ama binekliyken de Hazreti Peygamber rükûsunu yapıyordu. İma ile yapıyorlar. İma. Ama var orada rükû. Var hala secde. Yani namazı esas gözüyle bile kılsa yine rükû secdeye karşılık gelecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani namazı bir şekilde sembolize ediyor o davranışlarıyla. İptal etmiyor yani. Cem ben onu bir şeyde denk geldim. Bir yoldayım. Etrafta can bulamıyorum. Bir yere sapamıyorum. Şehrin içi ikindi gidecek. Yani takip etme imkanı da yok. Evet. Arabada öyle kıldım. Yani hem araba kullanırken gözle, başka çare yok. Zaman kaçıyor. Evet. Sapacağım bir canı göremiyorum yakında. Bunu kenara çekemiyorum yani. Allah kabul etmiştir inşallah. İnşallah. Yani gözle şey de yapma. Ayette öyle diyor Cenab-ı Hak. وَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Ama dikkat çekici bir şey hep düşman korkusu üzerinden Cenab-ı Hak şey yapıyor, ifade ediyor. Yani zorda kalırsanız demiyor. Sanki biz müminlerin bir sıkıntısı olabilir. O da düşmanın bize ihata etmesi, bizi ihata etmesi, bize sıkıntı vermesi. Bu da düşünmesi gereken bir tarafı. Biz hep yolculuk hali, yolculuk sıkıntısı, yolculuktaki işte sorunlar, sıkıntılar vesaire bunlara yüklüyoruz. Halbuki ayet düşman korkusu üzerinden tarif ediyor. Çünkü müminler
düşmanı olan kimselerdir. Müminler hakkı söyledikleri için etrafta onlarla herkes, yani hakkı şey yapmayanlar problemlidirler. Zayıf bulduklarında üzerlerine yüklenmek isterler. Müminler bu korkuyla ve bu sıkıntıyla cihat halinde yaşıyorlar, savaş halinde yaşıyorlar. Bizim bakış açımızın belki biraz da eksen kaymamızdan kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Biz zaman zaman geliyor, şuna da eyvallah, buna da eyvallah diyebiliyoruz. Bir noktadan sonra dini merkezli veya hak adalet merkezinden sapıp toplumsal çıkarımız eğer çok da adil olmayan bir seçenekteyse ona eyvallah diyebiliyoruz. Dolayısıyla her halükarda düşmanımız olabilecek günlerden uzaklaşmışız. Müminler öyle değiller. Müminler hakkı ve adaleti amansız savunduklarından her dem düşmanları var. Ve her dem cihat halindeler. Her dem birileriyle didişme halindeler. Her dem zulümle problemleri var, sıkıntıları var. Dolayısıyla yaşamlarındaki sefer halindeki sıkıntılar deyince de akla birinci sıradan kafirlerin baskın yapması geliyor. Kafirlerin tuzak hazırlamış olması geliyor. Biz şimdi sefer deyince bu çok uzak şimdi bizim. Çünkü böyle bir gerilimin, böyle bir polarizasyonun içerisinde değiliz. Evet. Yani nöbet tutan adam için bu ayeti anlamak kolay. Enhiftu man yeft başıma bir iş gelir vesaire diyor. Peki minasal başka ayette dikkati çeken neler var? En yeftine kumulledine kafaru innel kafirine kanu lekum aduwwan mubina. Müfessirin tefsirine geçelim şimdi. Hatanil ayetani. Bu iki ayet diyor. Yukarıdaki iki ayeti galiba birlikte değerlendirecek. Aslun fi ruhsatil kasri. Kısaltmanın ruhsatı hususunda bir temel teşkil ediyor diyor. O salatul havfi ve ikinci ayet, sonra okuyacağımız ayet korku namazını tarif ediyor. Yekulu Teala, Allah diyor ki ve idan darabtum fil ardi, yerde yola koyulduğunuzda ey yani fis seferi, yani yolculukta ve zahirul ayeti, ayetin görünümü diyor ennehu yektadit tarakhus, ruhsat veriyormuş gibi, ayet ruhsattan söz ediyormuş gibidir görünüründe. Fi ayyi seferin kan, hangi sefer olursa olsun, ve lev kana seferu masiyetin, masiyet seferi bile olsa. Masiyet seferi nasıl olur? Bir günah için yola çıkma mı? Yanlış bir. Allah için değil de başka bir sebeple çıkıyorsun. Çıktığın şey de Allah'ın şeyine uygun değil. Mübah bir şey olsa onda masiyet seferi diyor. Kema huwa mezhebu Ebu Hanife rahimahullah. Ha. Yani demişler ki adam haram bir iş yapmak üzere başka bir şehre gidiyor diyelim. Bu adam yolda namazını kısaltabilir mi? Bu adam Allah yolunda değil, düzgün bir işe de gitmiyor. Bu da kısaltacak mı? Yani bu abuk. Yani bu abuk, bu bir abuk sorudur demek lazım. Hazreti Ömer demiş ya, başına mı geldi senin? Yok. O zaman demiş git, başına geldiği zaman gelir sorarsın. Kema huve mezhebu Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin mezhebi bu yöndeymiş. O masiyet için bile yola koyulsa insan o seferde namazını kısaltabilir demiş. Ve halefe fi zalika el cumhur. Bu konuda Ebu Hanife cumhura muhalefet etmiş. Ve hum el eimmetu selase. Cumhur dediği kim? Diğer üç imam. Ve gayrihim ve gayruhum ve diğerleri. Diğer. فَلَمْ يُجَوِّزُوا اَتَّرَخُّسَ فِي سَفَرِ الْمَاسِيَةِ. Masiyet seferinde, umarım masiyet seferi dediği şeyi doğru anlıyoruzdur. Masiyet seferinde onlar namazı kısaltmayı caiz görmemişler. Ruhsat orada işlemez demişler. Dört kılsın, zaten masiyete gidiyor. Herhalde böyle düşündüler. Yani ne bileyim işte, diyelim ki bir şehre diyelim faiz almaya gidiyor. Yahut bir şehre zina etmeye gidiyor. Ne bileyim yani. Hayır, yola çıktığı maksadı hocam, yoksa Allah rızası olmayan bir maksadı tatile gidiyor. Evet, masiyet odur hocam. Masiyet neyin? İsyan neyin de? Yani masiyet, hani içinde Allah için olmayan başka bir şey. Öyle değil. Masiyet asa ve asa Adem Rabbahu fagava. Tabi. Masiyet isyan demek. Adem Rabbine asi oldu. İsyan olacak içinde. Aykırılık olacak içinde. Siz masivayla karıştırdınız herhalde. Evet. Mala yani masivayla karıştırdınız. Bu masiya.
فَلَمْ يُجَوِّزُوا اَتَّرَخُّسَ فِي سَفَرِ الْمَاسِيَ Onlar masiyet seferinde ruhsatı caiz görmediler. Eminim böyle çıkan adama zaten şeytan yolda diyecek ki hem masiyete gidiyorsun hem de namazı kılıyorsun. Bence tümden kaldırır şeytanın o namazı. Zaten tümden kaldırmak istiyorum. Olmuyor böyle diye. Evet. Taksisen zaten tartışmışlar diyecek benim durumumu. İki mi kılacağım, dört mü o da belli değil. En iyisi hiç kılmıyorum. Kim uyuyacağım ben de şaşırdım. Deyip taksisen lil ayeti bil mana. Vel münasebe diyor. Onlar da o diğer üç imam, yani İmam Azam ayete görünümü itibariyle deminki konu ettiğimiz biçimiyle literal bakmış. Demiş ki ayette yeryüzünde yola çıktığınızda diyor. Niyet yok. Fî sebîlillâhi yok. Masiyet için mi? Herhangi hiçbir gerekçe zikretmiyor. Dolayısıyla ayetin görünürdeki manasını, literal manasını esas alıp her seferde tarah ruhsat geçerlidir demiş. Diğer imamlar da manayı esas almışlar. Buradaki mana elbette ki mübah işlerde yahut güzel işlerde yahut neyse. Ya mana bağlam yani. İşaret değil bağlam. Güzel işler kastediliyor olmalı diye. Münasebet dolayısıyla yukarıda bir adım önce hicret ayeti var. Yani mübarek ayetlerin arasında onu zaten düşünmeye yer yok deyip diğer imamlar ve diğer üç imam ve diğerleri masiyet için yola koyulan adama seferde ruhsatı uygun görmemişler. Yani çok teferruat gibi geliyor bana hakikaten. Söyleyiniz zaten. Hocam cuma namazına diyor. Namaz kıldıktan sonra artık yeryüzüne yayılın. Hı. Allah sizin için yazdığını arayın. Evet. Yani buradaki فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ İmam Azam da yakalmış buradaki. Yani başlık ayette yeryüzüne yayıldığınızda Allah için bir şey koyduğunuzda demiyor. Yani hakikaten yani siz kanaat getirdiniz. Diyelim falanca şehre zina etmeye giden adam yolda dördü iki. Hocam ayetler bir kere zina edenlere hitap etmiyor. Müslümanlara hitap ediyor. Onu öyle düşünemezsiniz. Bak ben işte diğer imamlar böyle itiraz etmişler. Demişler ki bu ayetler demişler zinaya giden adamı konu etmiyor. Olur mu hocam? Allah alimler. Mana ile ilgiyi böyle koymuşlar. Bunu göstermek için size sordum o soruyu. Yoksa maksadım şey değildi. Hocam muttakilerden fuhuş yapanlardan bahsediyor Cenab-ı Allah. Ya tabii ki ya müminler fuhuş yapmıyorlar mı? Müminler yapamazlar mı daha doğrusu? Müminlerin faize, zinaya, ne bileyim yanlış işlere daha küçüklerini düşünün, büyüklerini bırakalım. Düşemezler mi? Düşebilirler. Düştükleri zaten oluyor. Diğerleri çapkınlık diyor, bilmem ne dediğiniz bir kesim daha becerdi. Şimdi demin dedin ki öyle değil, şimdi diyorsun ki müminler zaten zina eder. Necat abi senin de bir dediğin. Yani biraz bir veren inancımızdan geri, yani güzelliğe düşüyor. Bir şeyde zayıf tahammülümüze geri Allah korusun. وَخَالَفَ فِي ذَٰلِكَ الْجُمْهُورِ Neyse, bu ayrıntıya biz inmezdik buraya ama müfessir zikrettiği için kaldık. وَهُمْ الْاَيْمَّةُ dedik, فَلَمْ يُجَوِّزُ اَتَى dedik, taksis dedik. فَاِنَّ الرُّخْسَةَ سُهُولَةٌ مِنَ اللّٰهِ الْيَعْبَةِ Çünkü ruhsat Allah'tan kullarına bir kolaylıktır. اِذَنْ سَفَرُوا yolculuk ettiklerinde en yaksuru kısaltmaları için وَيُفْتِرُوا ve iftar etmeleri için yani oruçsa iftar etmek, yemek bizim tabirimizde, namazsa kısaltmak. وَلَعَاسِ isyankar adam bir seferihi yolculuğuyla isyana çıkan adam لَا يُنَاسِبُ حَالَهُ تَخْف۪يفَ yani bu tahfife hali uygun değil diyor onu. Uzun kılsın. Yani demek ki diyecek orucu da tutsun o. وَقَوْلُهُ onun da bir mantığı var, onu da anlayabiliyoruz yani. وَقَوْلُهُ ve Cenab-ı Hakk'ın sözüyle devam ediyor müfessir. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ namazdan kısaltmanızda sizin için bir sakınca yok. اَيْلَ حَرَجَ yani bir problem yok. وَلَا اِثْمَ günah yok عَلَيْكُمْ فِي ذَٰلِكَ sizin için bu konuda. وَلَا يُنَافِ ذَٰلِكَ كَوْنُ الْقَصْرِ هُوَ الْأَفْضَلِ ayetin bu ifadesi kısaltmanın daha faziletli olduğuyla çelişmez diyor. Dedik ya demin bazıları çeliştirmiş bunu. Ayette Allah kısaltmanızda sakınca yok diyor. Kısaltmak isteyen kısaltsın. Ben kısaltmayıp daha çok sevap kazanacağım biçiminde düşünmek doğru değil diyor müfessir. Çünkü ayetin ifadesi bunu söylemiyor aslında.
لِأَنَّ نَفْيَ الْحَرَجِ Çünkü sakıncanın olmadığını söylemek اِزَالَةٌ لِبَعْضِ الْوَهْمِ Vehmi gidermek içindir. Acaba sakıncası var mı? Biçimindeki bir vehmi gidermek içindir. اَلْوَاقِعِ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّفُسِ Çoklarının içine düşen, kısaltıyoruz ama bir sakıncası var mı biçimindeki o vehmi Cenab-ı Hak gideriyor. Sıkıntı yok. Rahat rahat kısalt demek istiyor. بَلْ وَلَا يُنَافِ الْوُجُوبَ كَمَا تَقَدَّمَ ذَٰلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَوْلِهِ Hatta bunun vacip olmasını bile, yani kısaltmanın vacip olduğunu söyleyenler ile bile ayet çatışmaz. Çünkü ayet sadece kısaltmanın sakıncasız, kısaltmada bir problem olmadığını söylüyor. Kısaltmanın... Yani Allah bir ikram veriyor, sen söylemiyorsun. Yani Allah diyor ki kısaltmanda bir problem yok. Bu ne demek? Yani hele hele uygulamada kısaltılmışsa zaten, peygamberin uygulamasında bu zaten kısaltılarak gelmişse. Peygamber uzun kılsaydı bile biz ayete bakıp kısaltabilirdik. Ayet kısaltmada bir sakınca yok diyor diyecektik. E bir de problem şey peygamberin kendisi kısaltmış zaten. Uygulamayı böyle koymuş. E şimdi biz şeyi tersinden tutup kısaltmada sakınca yok diyor ama kısaltmasanız problem olur da demiyor. Ben uzatacağım. Demek bu biraz işi yokuşa sürmek gibi olur. Tıpkı haramları mecbur kalırsanız öyle yapabilirsiniz. Kara kara olmak. Yani gidip orayı zorlamak gibi olur yani. Bir şey kaçırdınız. Yani böyle dese peygamber öyle yapsa diye ama peygamber zaten öyle yaptı da görmemiş yani. Nasıl ayet yani? Peygamber abi uzun kısa bile biz ayete bakıp kısa kılardık dediğiniz hayır, zaman. Ben kılardık demedim. Yani Hazreti Peygamber uzun kılmış olsaydı hep birileri ayete bakıp birileri demişimdir. Birileri ayete bakıp kısaltmanızda bir sakınca yok diyor Cenab-ı Hak deyip kısaltabilirdi. Sonuçta Hazreti Peygamber uzun kılsaydı bu ayetin yine bir anlamı olacaktı. Kısaltmanızda bir sakınca yok diyorsa biz yine diyecektik. Yani biri kısaltıyorsa arkadaş kısaltamazsın mı diyecektik adama. Hazreti Peygamber uzun kılarak uzun kılmanın faziletli olduğunu göstermiş. Kısaltmada da problem yok demek ki diyecektik. Yani ayeti görmezden gelmeyecektik hoş. Ama Hazreti Peygamber zaten kısaltmış. Kısa uygulamayı böyle koymuş. Cenab-ı Hak da kısaltmada bir problem yok diyor. O zaman niye kalkıp biz tersini zorlayıp da ya ben o zaman kısaltmada sakınca yok ama ben uzun kılacağım. Uzatma da problemli değildir herhalde demek zorlamak gibi olur diye düşünüyorum. Bel ve la yunafil vücuba. Hatta vücubu bile vücutla bile problemli değildir diyor müfessir. Ben anlayabiliyorum. كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَارَةِ فِي قَوْلِ Benzer şekilde Safa ve Merve olayını zikrediyor müfessir. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَاِزَالَةُ الْوَهْمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ظَاهِرَةٌ Vehmin, bu konudaki vehmin izale edildiği ayette açık. Burada problem yok, rahat olun demek istediği açık ayette. لِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُسْلِم۪ينَ وُجُوبُهَا Çünkü namazın vacip olduğu müminlerin katında bilinen bir şey. عَلَى هَذِيَ الصِّفَةِ التَّامَّةِ وَلَا يَزِيلُ هَذَا عَنْ نُفُوسِ اَكْثَرِهِمْ اِلَّا بِذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ وَلَا يُزِيلُ هَذَا عَنْ نُفُوسِ اَكْثَرِهِمْ اِلَّا بِذِكْرِ مَا يُنَافِيهِ وَيَدُلُّ عَلَى اَفْضَلِيَّةِ الْقَصْرِ عَلَى الْاِتْمَامِ اَمْرًا Müfessir diyor ki bunun zaten uygulamanın bu yönde olduğu, böyle uygulandığı, ayetin ifadesiyle de bir araya gelince artık nefislerde, içlerde, insanlarda bir sıkıntı bırakmıyor. Yani kimse yolculuktayken, namazı kısaltırken veya bu durumdayken, ayetin bahsettiği durumdayken, namazı kısaltırken bir sıkıntı çekmiyor. Ayette zaten Cenab-ı Hak sakınca yok demiş, yeryüzüne koyulduğunuzda. Peygamber de böyle uygulamış. Şimdi kendisi bu uygulamanın bu biçimiyle delillerini söylemek istiyor müfessir. Yani kısaltmanın daha afdal olduğuna dair delilleri veriyor. İki delilim var diyor. وَيَدُلْ عَلَى اَفْضَلِيَةِ الْقَصْرِ عَلَى الْاِتْمَامِ Tam kılmaktansa kısa kılmanın daha faziletli olduğuna dair iki husus var. اَحَدُهُمَا Bir tanesi مُلَازَمَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَصْرِ فِي جَمِيعِ اَسْفَارِ Hazreti Peygamber'in bütün seferlerinde kısaltmış olması. Buna tutulmuş olması. وَالثَّانِ ikincisi اَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّوْسِعَةِ Bunun bir kolaylaştırma, genişletme olduğu. وَالتَّرْخِيصِ ruhsat olduğu. وَالرَّحْمَةِ ve rahmet olduğu بِالْعِبَادِ kullara. وَاللّٰهُ تَعَالَى Allah Teala da يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ Ruhsatlarının yerine getirilmesini sever. Bu hadistir Hazreti Peygamber'den ifadesiyle veriyor. كَمَا يُكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ Masiyetlerinin yapılmasından nasıl hoşlanmaz ise
ruhsatlarının yapılmasından Allah o kadar hoşlanır. Bu hadisi ben tutmuyorum derseniz, o zaman ayet söyleyeyim. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolay olanı ister, sizin için zor olanı istemez. Dolayısıyla seçenek varsa, iki seçenek, önümüzde var iki seçenek, o zaman kolay olanı tutalım. Allah kolay olanı istiyor. Zor olanı da istemiyor. Hazreti Peygamber de böyle bir yol tutmuş. Korku üzerinden belli şartlarla açılmış bu kapıyı geniş geniş kullanmış. Eğer ilahi vahiy uyarsaydı kendisini sınırlandırırdı. Biraz daha rahat kullanmış çünkü kolay olanın ilahi şeye uygun olacağını hesaplamış diye düşünüyorum. Zorlaştırmayın, kolaylaştırmayın. Yessiru ve la tuassiru. Ve kavluhu, yine ayetinle devam ediyorum fesir. En taksuru minas salati, namazdan kısaltmanız. Demin dedik ya bu niye tekil? Şöyle düşünülebilir. Bu as-salah cins olarak, cins isim olarak, yani namazlar anlamında. Biz namaz kılmak deyince mesela tekil kullandığımızda cins isim olarak tek bir namazı kastetmiyoruz diye de düşünülebilir. وَلَمْ يَقُلْ اَنْ تَقْصُرُ السَّلَاةَ. Ha, niye burada min var? Demin bu soruyu sorduk ya. Müfessir şimdi onu soruyor. Niçin namazı kısaltmanız demedi de namazdan kısaltmanız dedi. Biz bu minlere çok takılıyoruz miras ayetlerinden beri. Fihi faideten. Burada iki fayda var diyor müfessir. İhdâhuma, bir tanesi. Ennehu lev kâle, deseydi. En taksuru salata, namazı kısaltmanızda bir sakınca yok deseydi. Lekânel kasru gayru mundabitin bihaddin minel hudud. O zaman kısaltmanın hiçbir hududu olmazdı. Çok izafi olurdu diyor. Çok görece olurdu diyor. Yani dört rekatlı namaz, namazdan kısalt deyince dördü ikiye indirmek gibi neyi ne yapacağınız belli. Ama namazı kısalt biçimiyle olsaydı bunun önü açık olurdu. Yani birisi iki saniye yakılarsa o da kısaltmış olurdu. Öteki 10 dakikalık namazı 5 dakika yakılarsa o da kısaltmış. 2 dakika, 1 dakika, böyle önü açık belirsiz bir durum oluşurdu diyor. Fesin söylediğini söylüyorum. Bakmayın bana öyle. فَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ مُعْضَمَ الصَّلَاتِ وَجَعَلَهَا رَكَعَةً وَاحِدَةً لَأَجْزَأَ. Belki zannedebilirdi ki namazın hepsini kısaltsa, tek bir rekata düşürse bu da olur diye düşünebilirdi diyor. فَاِتْيَنُهُ بِقَوْلِهِ. Ama Allah'ın مِنَ الصَّلَاتِ demesi, namazdan demesi, لِيَدُلَّ ذَٰلِكَ عَلَى اَنَّ الْقَصْرَ, bu delalet etti ki kısaltma mehdudun, sınırlıdır, mazbutun, belirlidir. مَرْجُعٌ فِيهِ اِلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ فِعَلِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَصْحَابِهِ. Anlaşıldı ki bu kısaltma belirli ve sınırlı bir kısaltma. Dolayısıyla bu sınırı git Hazreti Peygamber'in uygulamasından öğren demek istedi Cenab-ı Hak diyor. Min'in gelmesiyle birlikte. Leysa aleykum cunahun en taksuru minas salati. Namazdan kısaltmanızda bir sakınca yok. Deyince kısaltmanın önü arkası belli oluyor. Ve bu belirliliği git Hazreti Peygamber'in uygulamasından öğren demiş oluyor Cenab-ı Hak. Ama en taksuru salata, namazı kısaltmanızda bir sakınca yok dediğinde bu belirsiz oluyor ve belirsizliği de boşluk oluşturuyor diyor. Yani yorum güzel de yorumun dayanaklarını çok iyi algılayamadım ben. Tam min, mini anlıyorum. Namazdan bir şeyi kısaltmak. Namazdan bir bölümü kısaltmak. Ama namazı kısaltmak deyince efektif bir kısaltma yapabilirsiniz. Yani kıyamdan kesersiniz, rükudan kesersiniz. Yani ayetleri kısa okursunuz falan. Buna, buraya yol açar diye. Ama namazdan kısaltma deyince namazın unsurları nedir? Bir rekat, kıyam, rükû, efendime söyleyeyim, iki secde. Kaç tane var böyle? Dört tane var. Bundan bir bölümünü çıkarmak gibi anlıyorum ben min ile gelince. Peki hocam, yalnızca salat olarak düşündüğümüzde namazın dışındaki o dua yönelişi olarak da algıladığımız zaman salattan kısaltmayı düşünüyorum. Bakın neler çıkıyor. Şimdi burada yalnız namaz diyoruz. Allah ve melekleri peygamberle salat ederler. Namaz mı kılar? Yani buradaki salatı daha bir geniş düşünelim diyorsunuz. Daha geniş düşünürsek acaba salatın kapsamı ne? O salatın ne resimden min?
kısa amcayı. Onu da sen söyleyeceksin tabii. Bana zor soruyu sorup ben kolay. Anladım. Şimdi yani tabii ki bizim için bir taraftan da uygulaması var Hazreti Peygamber'in. Yani namaz sonrası yaptığı dualar da salatın bir parçası, niyazlar da salatın bir parçası dersek literal olarak bunda bir sakınca yok. Ama salat kelimesi İslam'la birlikte bu ibadete de işaret ediyor. Demiyorum ki buna münhasıran, çünkü dersem olmaz. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketû, Allah size salat ediyor. Ey sizler de peygambere salat edin ayetleri var. Ama yanı sıra biz Kur'an'da salat, yani İslam'da salatın bu bildiğimiz biçimiyle beş vakit namaza da işaret ettiğini biliyoruz. Bunda bir kuşkumuz var mı? Yok, yok bunda bir kuşkumuz. Dolayısıyla bunun gelip de bize yerleşmesi, bunun o geniş ibadeti, salatı daraltması çok hoş durmuyor yani. Şimdi yani, bu örneği üzerinden konuşuyoruz. Evet, evet. Bir. İki, bizim salat dışında, yani namaz diye bildiğimiz biçimiyle salat dışında emrolunduğumuz salat ne var mesela Kur'an örneğinde? Peygamber'e salat etmek var değil mi? Ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellem. Hadi onları da düşünelim. Sefer halinde Hazreti Peygamber'e salat ederken biraz kısa tutun demek olur herhalde, eğer onun üzerinden de düşüneceksek. Peki bunun dışında salatın emredildiği, yani karşılık gelebileceği bir uygulama hatırınıza geliyor mu? Daha namaz olarak uygulanmadığı zaman bile biz seni salattan men etmedik mi diyor. Öyle yok değil. Bakara suresinden sonra geliyor namaz şekli uygulaması peygamberimizle. Ama tamam geliyor. O ilk inen ayetlerde bu. Daha Alak suresinde var. Biz seni salattan men etmedik mi diyor. Üzerine yürüyorlar. Salat bir Allah'a yöneliş. Komple bir din olarak, bir tavır olarak, tarz olarak, hayat nizamı olarak Allah'a yönelmek. Her şeyin. Senin salatı mı söyletiyor? Ölçüde ayarda hile yapmamızı eşvai. Ben ona bir şey demiyorum. Ama aynı kelimenin namaz içinde kullanıldığını söylüyorum. Ve en büyük örneğini, en ağırlıklı örneğini namazda bulduğunu İslam'la birlikte. Dolayısıyla salat deyince evvel emirde aklımıza namaz örneği geliyor. Namaz da bir salat kuşkusuz. Yani o dediği yer dedikleriniz ne kadar salatsa namaz onlar kadar. Yani inna salata kanet alel mu'minina kitaben mevkuta. Salat müminler üzerine vakitli bir ibadet olarak tahsis edilmiştir. Dolayısıyla bu kıldığımız vakitleriyle birlikte bu namazın salat olduğunda kuşku duymuyoruz. Kur'an buna işaret ediyor zaten. Yani inna salata kanet alel mu'minina kitaben mevkuta. Allah'ın elçisiyle birlikte gelen, onun mescidini kurduğu, müminler arasında en çok tekrarla yaptığı, değil mi? Tarihçiler bile bunda kuşku duymuyorlar. Yani dolayısıyla en ağırlıklı örnek üzerinden konuşuyoruz ve bunun kısaltılmasından söz ediyoruz. Hoş, diğer örneklerini düşünseniz onları da kısaltma. Yani Necati abinin düşündüğünü yaygınlaştıralım. Namazı iki rekat kıldınız. Normalde mukimken şehirde duanızı diyelim 20 dakikaya yakın dua yapıyorduysanız onu da 10 dakika yapın çıkın veya 5 dakika yapın çıkın. Yani bunları da kısa tutabilirim. Bu zaten mantıken de geliyor bu. Yani namazı 2 rekata indirmişsin, duayı yarım saat ellerin duada bekliyorsun. Yani bir kısa tutma, sefer hali, daha kolay yolu tercih etmenin bir uygulama, bir pratiği olmalı. Bu da diğerlerine yansır herhalde. Dediniz ya, namaz niye tekil kullanmış burada, acaba şey olarak kullanmamış, çoğul olarak kullanmamış. Genellikle bu sabah namazına tekabül ediyor yanılmıyorsam. Çünkü sabahları evden çıktığınızda diyor, bak evlerinizden çıktığınızda, yerlerine onları koyduğunda, daha önce incelediğimiz ayetlerde. Ve bütün baskınlar da sabah namazından önce yapılır. Yani gaflet ya uyku halindeyken. Yani buradaki namaz herhalde sabah namazındaki kısaltma gibi olur. Yani olabilir. Çünkü korku namazında bir iki rekatın birinde silahlı nöbet tutsunlar. Diyor Allah-u Teala sen başlarında namaz kılır onları. Evet. Orada da iki rekatlı bir namazdan bahsediyor yani. Yani seferde biliyorsunuz akşam hariç bütün namazlar iki rekatlı zaten. Yani öğleni de kılıyor olabilirler. Evet. Kindiyi de o esnada zaten kılıyor olabilirler. Peki. Tepeye baskınlar uğrayacaklarını düşündükleri için Peygamber öyle namaz. O ayeti öyle iniyor diye ben hatırlıyorum. Evet. Yani hangi sefer benim için? Evet. Sefer kısasından geçti. Evet. Şimdi nerede kaldın?
ليدل ذلك على أن القصر مرجوع فيه إلى ما تقدم. Tamam. Paragrafı okudum. الثانيه ikincisi diyor müfessir. أن من تفيد التبعيض. Min tebaid ifade eder. Yani kısmi, bir kısmını alma. Bir kısmından söz etme. Türkçedeki gibi. Li yu'leme bizalike ennel kasra li ba'di salavatil mefrudati la cemiyayha. Buradan anlaşılabilir ki diyor müfessir, kasır kısaltma namazların bir kısmına, yani farz olanlarına, la cemiyayha, yani hepsi değil. Veya namazlardan, farz namazlardan bir kısmına, hepsine değil. Mesela feinnel fecre vel mağribe la yaksurani. Fecir namazı ve akşam namazı kısalmıyor mesela. Fecri yolculukta tek rekat kılıyor muyuz? Kılmıyoruz. Akşam 3'ü 1.30'a düşürüyoruz. Zaten pratiği yok. Ve innema allazi yaksuru salate, bence bu daha doğru. Yani Allah namazdan kısaltmanızda bir sakınca yok derken namazdan hepsini kastetmediğini min ile söylemiş oldu. Bu namazlardan sabah ve ya akşam kısalmıyor zaten. Ve uygulamada da Hazreti Peygamber'in kısalmamış. Kısalan sadece öğlen, ikindi ve yatsı. Bence bu minin mirastaki uygulamasına benzer bir uygulaması oldu bu. وَاِنَّمَا الَّذِي يَقْصُرُ السَّلَاةَ الرُّبَاعِيَ. Dörtlü namazlar kısalıyor. مِنْ اَرْبَعِنْ اِلَى رَكَعْتَيْنِ. Dörtten ikiye düşüyor. فَاِذَا تَقَرَّرَ اَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ رُخْسَةٌ. Seferde kısaltmanın bir ruhsat olduğu ayet ile böyle ortaya çıkınca فَعْلَمْ اَنَّ الْمُفَسِّر۪ينَ قَدْ اِخْتَلَفُ فِي هَذَا الْقَيْدِ. Bilmelisin ki müfessirler ayetin devamında gelen şu kayıt hususunda ihtilaf ettiler. وَهُوَ قَوْلُهُ. O kayıt da şu: وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerin sizi fitneye uğratmasından korktuysanız kaydı. Bu kayıt hususunda müfessirler ihtilaf etmişler. الذي يدل ظاهره على ان ظاهره ان القصر لا يجوز الا بوجود الامرين كليهما. Görünüre bakacak olursanız bu ruhsatın işlerlik kazanması için bu koşulun yerine gelmesi lazım. Bu koşulla öncekini sayarsanız dolayısıyla iki koşul. Es-seferu ma'al khawfi. Hem sefer hali olacak hem korku hali olacak. Bu iki koşul sağlanmadıkça ayete baktığınızda ruhsatta devreye girmiyor gibi gözüküyor diyor müfessir. وَيَرْجِعُ حَاسِلُ اِخْتِلَافِهِمْ اِلَى اَنَّهُ هَلِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ. Onların ihtilaflarının hasılı şuraya dayanıyor diyor. اَنْ تَقْصُرُوا. Kısaltmak قَصْرُ الْعَدَدِ فَقَطْ. Sayıca kısaltmak mı? اَوْ قَصْرُ الْعَدَدِ وَالصِّفَةِ. Yoksa hem sayıyı kısaltmak hem namazı özelliği itibariyle uzunluğu vesaire kısaltmak. فَالْاِشْكَالُ اِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ. Sıkıntı ilk biçimiyle devam ediyor diyor. Yani böyle bir kısaltma var mı? Soruyu cevaplamadın mı? Devam edecek. وَقَدْ اَشْكَلَ هَذَا. Bu sıkıntıyı gündeme getirdi. Kim? عَلَى اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. Ha, وَقَدْ اَشْكَلَ هَذَا عَلَى اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَمَرُ بْنُ. Bu durum Ömer bin Hattab'a da sıkıntılı geldi. Yani o da bu ayeti okuduğunda ya Cenab-ı Hak korkuya kapıldığınızda kısaltabilirsiniz diyor diye rahatsız olmuş bu durumdan. Hatta se'ele anhun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber hayattayken gitmiş bu durumu Hazreti Peygamber'e sormuş. Daha ne istiyoruz? Fakale, demiş ki Hazreti Peygamber veya Hazreti Ömer, ya Resulallahi, ey Allah'ın elçisi, me lena neksurus salate ve kad eminna. Niye hala namazı kısaltıyoruz? Emniyete kavuştuk. Bizim soracağımızı sormuş. Hatta korkunumuz sonunda diyor ya, emniyete kavuştuk tam olarak kılınamadı. Diye de oraya gitti. Nisa 103'te. Evet. Ey vallahi yekulu. Ve Allah da diyor ki, in khiftum en yeftinekum illezine kafaru. Eğer kafirler sizi fitneye uğratmasından korktuysanız, kafirlerin. Fekale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sadakatun tasaddakallahu biha aleykum. Bir sadaka, Allah size böyle bir sadakada bulundu. Fakbelu sadakatahu. Onun sadakasını kabul ediniz. Ev kema kal. Yahut buna benzer bir ifade kullanmış. Müslim'deki bir hadismiş. Müslim'deki bir hadismiş.
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ هَذَا الْقَيْدِ. Dolayısıyla bu kaydı nasıl değerlendirmeliyiz bu hadis ortadayken? Diyor. اَتَى بِهِ نَظَرًا لِغَالِبِ الْحَالِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا. Yanı sıra Hazreti Peygamber'in genel uygulamasında sefer halindeki kısaltmasını da düşünün. Sadece bir rivayetle gelen birilerinin aktardığı bir söz değil olay. Öyle olsaydı bu rivayette bir şey der var, bir şey var der, aşabilirdiniz, atlayabilirdiniz. Ama ortada uygulama var. Uygulamalar çok çetin meseleler. Yani uygulamalar çok çetindir. Yani göz tarihçiler çok ciddiye alırlar böyle müteselsilen uygulanmış uygulamaları. Çünkü biliyorlar ki yeni bir şey her zaman milat oluşturur, problem oluşturur. Onunla ilgili etrafta söylenti olur, sıkıntı olur. Bu belli ki Hazreti Peygamber sefer halinde hep böyle kılmış. Burada neredeyse tereddüte mahal yok. Ama bazıları diyebilir ki Hazreti Peygamber'in zamanı hep korku zamanıydı. Kardeşim düşmanları hep etrafındaydılar. Hazreti Peygamber ölene kadar hep ordu çıkardı, sefere çıktı. Hep savaş halindeydi Hazreti Peygamber. Yani dolayısıyla bizim gibi miydi diyebilir bazıları. Hazreti Peygamber'in dolayısıyla yaygın kısaltma uygulamasını bu şekilde çözebilir. Bir şey demiyorum. فَاِنَّ غَالِبَ أَسْفَارِهِ أَسْفَارُ جِهَادٍ. Bak yani Hazreti Peygamber'in seferlerinin çoğu zaten cihat seferiydi diyebilir. وَفِيهِ فَاِدَةٌ اُخْرَى. Başka bir faide daha var. وَهِيَ بَيَانُ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَ فِي مَشْرُعِيَةِ رُخْسَةِ الْقَصْرِ. O da hikmetin ve maslahatın açıklanmış olması bu kısaltmanın meşruiyeti hususunda. فَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Bu ayette Allah beyan etti. فِي هَذِهِ الْآيَةِ اَنَّهُ yahut orada bir sıkıntı olmuş. مَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الْمَشَقَّةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْرُخْصَةِ وَهِيَ اِجْتِمَاعُ السَّفَرِ وَالْخَوْفِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْصُرَ مَعَ السَّفَرِ وَحْدَهُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ. Yani ennehu, orada galiba bir satır gitmişler. مَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الْمَشَقَّةِ. Meşakkatten yana şeyler düşünülebilir mi diyor. Ruhsata münasip düşecek, ruhsatı sağlayacak. Yani o dönemde sefer ve düşman korkusu, sonraki zamanda da sefer ve seferle ilgili sıkıntılar. Buna karşılık gelebilir mi? وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَٰلِكَ أَنْ لَا يَقْصُرَ مَعَ السَّفَرِ وَحْدَهُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ. Bu da meşakkatin bizatihi kaynağı olan sefer. Sefer ki başlı başına meşakkattir diyor. Dolayısıyla yalnız başına seferde kısaltma olmaz demek uygun düşmez. Düşman korkusu nasıl bir meşakkat türüyse, seferin kendisinde zaten başlı başına bir meşakkattir deyip biraz sefer meşakkat bağlamında konuyu müfessir sanıyorum çözmek istiyor. وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي. Öteki yüze gelince madalyonun diğer tarafına, وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَصْرِ. Kısaltmaktan maksat قَصْرُ الْعَدَدِ وَالصِّفَةِ. Hem sayıca hem de özelliği itibariyle, yani uzunluğu, kısalığı vesaire kısaltmaktır demek. فَاِنَّ الْقَيْدَ عَلَى بَابِهِ فَاِذَا وُجِدَ السَّفَرُ وَالْخَوْفِ. Kayıt yine böyle de deseniz, kayıt yine olduğu şekilde devam ediyor. Yani اِنْ خِفْتُ مَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kaydı. فَاِذَا وُجِدَ السَّفَرُ وَالْخَوْفُ. Korku ve sefer birleşirse, bir arada olursa, جَازَ قَصْرُ الْعَدَدِ. Adetçe kısaltmak caiz olur. وَقَصْرُ الصِّفَةِ. Sıfatı itibariyle de kısaltmak caiz olur. وَاِذَا. Yani siz, Allah size kısaltmanızda bir sakınca yok diyor. Siz normal evinizdeyken veya şehirdeyken namazı kaç dakikaya kılıyordunuz? 20 dakikaya. 4 rekatlık namazı veya 10 dakika diyelim. Sefere çıktınız, şimdi 2 rekat kılıyorsunuz. 2 rekatı ne kılmanız gerekir? Orantılarsak 5 dakikaya kılmanız gerekir. 4'ünü 10'a kılıyordunuz. Ama siz kalkar da 2 rekatı 20 dakikaya kılarsanız, bu da işin mantığından koptuğunuz anlamına gelir. Bu da yani Cenab-ı Hak size kısalt diyordu biraz namazı. Siz 4'ü 10 dakikaya kılıyordunuz, şimdi 2'yi 20 dakikaya kılıyorsunuz. Bu da uygun değil yani demek istiyor. Dolayısıyla kısaltma diyorsa ayette Cenab-ı Hak, sayıca da bunu anlamca da uygulamak lazım, yansıtmak lazım diyor müfessir. Yani en azından 4'ünü 10'a kılıyorsan ikisini de 5'e kıl. Yani en azından.
İki buçuğa düşürürseniz çift yollu kısaltma olur o zaman. Hem sayıcı hem de özelliği itibariyle. Olur, o da anlaşılabilir. 5 dakika 10 dakika namazlar olsa onu hiç kısaltmamak gerekiyor. Allah'ın huzuruna çıkmış 5 dakika 10 dakikada yarım çağır namaz kılıyorsan zaten ona hiç kısaltma bile gerekmez. Bir de sözlerini o da arttırıp da Allah'tan daha çok böyle makama geldi. Makamalaştırır. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullahel azîm li ve lekum ve lisâil mü'minîn. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته